8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası nedeniyle Kent Konseyi Kadın Meclisimizin düzenlemiş olduğu bir söyleşide beraberiz. Marmaris yerel tarihinden özellikle kadınların tarihsel süreç içerisinde yaşam biçimlerini anlatacağım görsellerle birlikte. Çünkü insanlarımız her zaman Marmaris'i sadece turizm kenti olarak biliyorlar, burada yaşayanlar. Ama turizmden öncesi de vardı. Ben hepsinden bir perspektif sunacağım. Geçmiş yaşam genelde herkesin ilgisini çekiyor. Her zaman turizm kenti değildik, bizim geçmişimiz de vardı. Bugün bunu anlatacağım. Efendim şu anda Marmaris gençleri olarak Marmaris gençlerine bunu aktarmak bir misyon olduğunu da söyleyebiliriz değil mi? Evet, zaten benim Marmaris Denizi Eferik Olmaz diye saha araştırması yaptım. 3 yıl çalıştım. Tamamen yaşlılarla görüşerek, birebir olayları yaşayan insanlarla konuşarak. Amacım gençlere o geçmiş günleri hatırlatmak, öğretmek. Çünkü hep şunu söylüyorum, her zaman söylüyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz diyorum. Bunu her yere adapte edebiliriz. Sadece Marmaris değil, Türkiye için de öyle. Eğer geçmişimizi, tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi çok daha iyi kurarız diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim, 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günü dolayısıyla biz bir günde kalmak istemiyoruz. Bir haftaya, 10 güne dağıtmak istiyoruz çeşitli etkinliklerimizi. Farklı farklı kurumlar, dernekler farklı farklı etkinliklerle buluşuyor. Bu çok kötü zamanlarda ve hepimizin çok acı çektiği bu zamanlarda da biz de konuk olarak Fatma Gibi Çimen Hanım'ı konuk etmek istedik. Çünkü Marmaris'in eski tarihini, eski tarihindeki kadınları, özellikle depremden de çok kadınlar etkilendi bu konuda. Kadınlar hakkındaki hikayelerini, eski yaşamlarını anlatması için, bize bilgi vermesi için, yeni nesillere de ulaştırmak için, çünkü artık tarihi öğrenmemiz gerekiyor. O insanların neler çektiğini göstermek için böyle bir panel düzenledik. Aynı zamanda da çok kahraman bir ilçede yaşıyoruz. Bunu da dile getirmek istedim. Önümüzde 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın kutlamaları var. Ve biz Marmaris halkı olarak, Marmaris, eski Marmarisler olarak biz Çanakkale Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda çok yardımcı olmuşuz. Bunu yeni nesillere de ulaştırmamız gerekiyor. Yeni nesillerin de duyması gerekiyor. Çünkü tarihimizi kaybedersek aslımızı kaybetmiş oluruz. Biz de bu sebeple elimizden geldiğince, çünkü Kadın Meclisi her konuyu el atmak istiyor. Biz Kadın Meclisi olarak sadece kadınların değil, kız erkek, kadın erkek, kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmiyor. Biz her ortama, her topluma ulaşmak istiyoruz. Böyle de bir etkinlik yaptık. Sağ olsun, inşallah çok güzel bir panel geçecek. İnsanların çok daha katılımını bekliyoruz. Böyle güzel konulu panellerde tüm halkımıza her zaman ileriki zamanlarda da bekliyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konu üzerinde röportaj yaptığınız için, çekimlerinizi de çekerseniz en azından Marmaris'te gelemeyen halkımızı da görmüş olur. Teşekkür ediyorum. Erçin'in köy hikayesi var ya. Merhaba size. Derseniz başlayalım artık panelimize. Öncelikle ismim Hatice Kekeva, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Ve çok Şubat ayındaki geçirdiğimiz depremden dolayı ölmüşlere rahmet, kalanlara ve hastalara şifa, Allah kolaylık versin, acılarını hafifletsin diliyoruz. Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü tek gün değil, anlamlı konularla bir hafta 10 gün üzerinde kutlamak her zaman çok daha güzel oluyor. Çeşitli bilgilerle halkımızı, sadece kadın değil tüm halkımızı bilgilendirmek bizim görevimiz, yol göstermek bizim görevimiz. Biz de bu konuda eski Marmaris'in kadınları hakkında bilgi vermek, tarihi hakkında, yaşamlar hakkında bilgi vermek ve çok önemli bir ilçe olduğumuzun farkındalığına varmak için
Marmaris'imizin eski yerlisi ve çok araştırma yapan Sayın Fatma Çimen, Fatma Gibeş Çimen hanımefendiyi davet etmek istiyorum. Çok da sizi böyle konuşmayla yormak istemiyorum. Hemen ben sözü kendisine bırakacağım. Size de iyi seyirler diyorum. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı da gördüm. Çok mutlu oldum. Aslında 8 Mart'lar bir sebep. Geçmişi hatırlamak, geleceği kurmak için çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle gençlerimizin, belli bir yaştaki arkadaşlar Marmaris'in eski güzel günlerini yaşadılar. Özlem ve anıyorlar. Ama gençlerimiz daha çok bilmesin, daha çok öğrensin istiyorum. Çünkü sonuç olarak biz sadece turizmden geçinen bir kasaba değildik. Büyüdük. Büyüyünce göç aldık. Göç alan arkadaşlarımızın da, göç eden arkadaşlarımızın da burayla ilgili fikirleri olsun istiyorum. Onun için bu sunumları önemsiyorum. Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne bu şansı tanıdığı için çok teşekkür ederim. Çoğunuz tanıyorsunuz ama kısaca ben kendimi tanıtayım. Sizi çok sıkmayacağım. Bir saatlik bir sunum hazırladım. Fotoğraflarla destekledim. Pek çoğunuzun hoşuna gideceğini düşünüyorum. Aslında daha çok fotoğrafımız var ama burada konuya uygun olan fotoğrafları seçtik. Ben 1961 yılında Marmaris'te doğdum. İlk ve ortaokulu burada, liseyi Muğla Öğretmen Lisesi'nde bitirdim. 1983 yılında Ankara İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Evlendikten sonra İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Sular İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Marmaris'e dönünce eşimle birlikte turizm sektöründe ticaretle uğraştım. Sivil toplum örgütlerinde, derneklerde çalıştım. Aktif siyasette yer aldım. Bazı sivil toplum örgütlerinde ve derneklerde üyeliğim vardır, halen devam ediyor. Evli ve iki çocuk annesiyim. 97 yılından itibaren Çağdaş Marmaris Gazetesi'nde köşe yazıları yazarak yazı hayatımı da bir yandan sürdürdüm. Marmaris Life dergisinde Marmaris'in geçmişine ait bazı öykülerim yayınlandıktan sonra halkın çok ilgisini çekti. Kentin ve aile geçmişine ait fotoğraflar ve belgeleri yazıyı desteklemek için derlerken pek çok yeni insan öyküsüyle karşılaştım, benim de bilmediğim. Elimdeki bilgi ve dokümanlar arttıkça kitapta toplamak fikri doğdu. Marmaris'in tarihi, gelenekleri, yemek kültürü, yerel ağzı, atasözleri ve manileri derken Marmaris Denizde Eferik Olmaz isimli araştırma kitabım çıktı. Kitap yerelde çok ilgi gördü. 2007 yılı Mart ayında Marmaris Ticaret Odası tarafından 5000 adet basıldı ve halka ücretsiz dağıtıldı. Ve sunum toplantısıyla birlikte. Kitap yerel ve ulusal basında da yer aldı. TV8'de hatırlarsınız Devil Özgen ve Suna Yakın'ın Yaşamlandırıcılar isimli kültür programında kitabın tanıtımı yapıldı. CNN Türk'ten Fatih Türkmenoğlu ile röportajlar yaptık. Salih Ünlü programında yayınlandı. Kanal D'de gündüz yayınlanan kadın programında gazeteci Şenay Düdek tanıtımı yaptı. Yerelde yayın yapan o zaman Marmaris TV'si için röportaj verdim. Kanal 48'in yaptığı Sünger Bilal belgeselinde yer aldım ve bu belgesel TRT'de yayınlandı. Denizde Eferik Olmaz kitabının genişletilmiş baskısı 2015 yılında yine Ticaret Odamız tarafından prestij kitabı olarak 1000 adet basıldı. Şair yazar Suna Yakın'ın katılımı ve Çanakkale Savaşı sunumu ile tanıtıldı. Marmaris yemek kültürü üzerine ayrıntılı bir kitap çalışması, bir öykü kitabı ve Rodos'la Marmaris ilişkileri arasında kültürel alışverişi üzerine yeni kitaplar üzerinde çalışmaktayım. Öykü kitabımı bitirdim ama henüz basılmadı.
Biraz da aktif siyasi yaşamından bahsetmek istiyorum. Beni bazı arkadaşlar siyasetten tanır. 98 yılında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden kongrede seçilmiş ilk kadın ilçe başkanıyım. 99 yılında Marmaris tarihinde ilk kez kadın belediye başkanı adayı oldum. Turizmde 20 yıla yakın kendi iş yerimde çalıştım. 99 yılında Kapital Dergisi tarafından Anadolu'nun 50 süper iş kadını adayı yapılan araştırmada önce iş kadınları arasında gösterildim. 2016 yılında Muğla Ticaret Odası'nın, ki bunu çok önemsiyorum, 100 yılda 100 kadın projesinde Muğla'ya katkı koyan kadınlar arasında seçildim. Marmaris'te pek duyulmadı ama burada onun için çaba gösteren arkadaşlar var bilirler. İlk kadın ilçe başkanı, ilk kadın belediye başkanı adayı Marmaris üzerine yazılmış en kapsamlı araştırma kitabının nedeniyle bu onura layık görüldüm. Son yerel seçimde CHP ilçe başkanı olarak atandım. Bir yıldan fazla görev yaptıktan sonra görevimi yeni arkadaşlarıma devrettim. Unutmayayım diye notlar alıyorum. İnsan bazen kendi hayatını bile unutuyor. Tüm bu işler içinde yeni araştırmalar ve yeni kitapları çok önemsiyorum. Hazırlamış olduğum ilk kitap eksikleri içerse de ele aldığı konular bakımından en geniş içeriğe sahiptir. Başvuru kitabı olarak okul kütüphanelerinde yer alıyor. İkinci baskısı ve sonrasında akademik tez çalışmaları yapan öğrencilere de danışmanlık yapıyorum. Özellikle Muğla Üniversitesi'nden iki öğrencim var. Yeni bilgiler geldikçe eklemeler yapıyorum. Gençlerin, biraz evvel de söyledim, geçmişini bilmeden geleceklerini kuramayacaklarını düşünüyorum. Bizlerin bilgi sahibi, sahip olamadığı bilgiyi, yazılı bilgiyi, dokümanların onların elinde olmasını ve yeni çalışmalar yapılmasını diliyorum. Enerjimi her verdiği ölçüde de kendime katkı koymaya devam ediyorum ve geleceğim. Özetle kendimi böylece tanıtmış olayım size. Bilmeyen arkadaşlarım vardır belki. Aslında süreç içinde yaşamın içindeki Marmaris kadınlarını anlatmak çok geniş bir alan, çok geniş bilgiler anlatmam gerekir. Çok uzun olur ve çok sıkılırsınız. Onun için mümkün olduğu kadar özet yapacağım size. Marmaris korunaklı limanı ile ilk çağlardan beri var olmuş bir liman şehridir. Pek çok kaynakta ismine rastlanmaktadır. Hatta hala daha bazı elimize geçen dokümanlarda, İngilizce, Fransızca tercümelerde Marmaris ismini görüyoruz. Tarihçi Herodot eserinde İyavuyalıların kurduğunu söylediği Marmaris için şunu söylüyorum. İyavuyalılar şimdiye değin gezdiğim, görmeye muvaffak olamadığım, dünyanın en güzel seması altında Marmarisios'ta mesut ve mutlu yaşıyorlar der. Bugün de bizler gerçekten hiçbir yerde rastlanmayacak güzel bir doğa ve şahane bir gökyüzü altında yaşamaya devam ediyoruz. Akdeniz ve Ege'nin geçiş noktasında olan Marmaris, Rodos'a yakınlığı ve korunaklı limanı nedeniyle de her zaman stratejik öneme sahip olmuş. Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden itibaren ki Osmanlı Devleti'nden çok çok önce olduğunu biliyoruz. Menteşe Beyliği'nin, sonra da Osmanlı'nın önemli bir limanı oldu. Kanuni'nin Rodos seferinden sonra yeni yerleşimlerle nüfusu arttı. Marmaris'te çok çeşitli insan kökenlerine rastlarız. Ailelerin kökenlerine baktığımız zaman sadece tek bir boy değildir. Kırgızistan'dan gelen Tatar kökenli, Arnavut kökenli, Yörük Türkmen, pek çok aile var. Mesela esnaflarımızın çoğu Tavas kökenlidir bizim. Ama zamanla bir arada yaşayarak belli bir dil ve belli bir kültür oluşturdular. Bunu başardılar. Marmaris 1867'de ilçe oldu. Çeşitli yerlerden göreneklerini de birleştirerek gelen bu insanlar gelenek göreneklerini de birleştirdiler. Yani ortak kültürü oluşturdular.
Marmaris'te kadınlar bu sakin ve sessiz yaşamın içinde aslında her zaman önemli görevler üstlendiler. Erkeklerin çoğu dışarıda çalıştığı için alanlarımız, tarımsal alanlarımız az olduğundan balıkçılık, denizcilik, daha sonraki yıllarda süngercilik ve özellikle nerede iş varsa oraya gitme, yakın çevrede nerede iş varsa oraya gitme şeklinde olduğundan genelde kadınlar yönetirdi aileleri. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda kalenin içindeki evlerde ve sonradan temizlendi o bölge, çok eskiler bilir, halkımızın büyük bir çoğunluğu kalenin içindeki evlerde ve dışındaki bölgede yaşarlardı. Yani şu anda Marmaris'in büyük bir kısmını kapsayan armut alan siteler, Çamdibi gibi mahalle, Hatipleri gibi mahalleler sonradan oluştular. Asıl bizim mahallemiz Tepe ve Kemeraltı mahalleleridir. Asıl ilk çok daha eski sadece Tepe mahallesidir. Nüfus arttıkça yerleşim de genişledi tabii. Biraz 1. Dünya Savaşı yıllarından bahsetmek istiyorum size. Marmaris halkı zor şartlarla mücadele etti. Marmaris Kalesi defalarca bombalandı. Kaledeki bazı evler yıkıldı. Halil Efendi'nin evi bunlardan biriydi. Kemerin altına saklanan kişilerden. Kemer dediğimiz yer, şimdi kaleye çıkarken, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Kaleye çıkarken sağda küçücük bir kemerimiz vardı bizim. Düşünün, oraya saklanabilmiş insanlar, yani nüfus o kadar az. O sırada çocuk yaştaki Makbule Gökova top ateşiyle yaralandı. Annesi Vesile ve dedesi Hacı Selim öldü. 1880 doğumlu ve orada yaşayan Nuriye Topgöz'ün torununa aktardığına göre ise bombalamalarda Marmaris'te toplam 60 kişi hayatını kaybetti. Resmi kayıt olmadığı için biz bunları belgeleyemiyoruz. Ama Nuriye Topgöz 1880 doğumlu olduğundan bu sayının doğru olduğunu teyit ediyoruz. Aynı yıllarda Marmaris Limanı Fransızlar tarafından mayınlandı. Bu mayınları sökmek üzere 3'er er ve bir subay gönderildi. Pardon, 3 er ve bir subay gönderildi. Bu gelen mayın erlerinden birisi dedem Zonguldaklı Hüseyin'di. Çıkarılan mayınlar kadın erkek çalışılarak saklandı ve develerle Aydın'a, oradan da Çanakkale'ye gönderildi. Daha sonra limanda tehlike yaratabilecek serseri mayınlar için Zonguldaklı Hüseyin liman başkanlığında el olarak bırakıldı. 15 yıl askerlik yaptıktan sonra son görevi Marmaris'te olan dedem burada evlendi ve yerleşti. Tecrübeli asker olduğu için onu bırakmışlar. Bu yıllarla ilgili bilgileri rahmetli bacaksızın İsmail Hakkı Kutay'dan sizlere aktarıyorum. Neden lakapları söylüyorum? Eski Marmarisliler genelde lakapla konuşurlardı. Birbirlerini öyle tanırlardı. O yüzden işte İtalyanların hani hangi İsmail Hakkı denmesi diye lakapları önce söylüyorum ki Marmarisliler daha iyi hatırlasınlar istiyorum. İtalyanların işgaline uğrayan Marmaris, Kurtuluş Savaşı başlayınca Kuvayi Milliye hareketlerine de katıldı. Her evden çorap, çarık dikmek için gön, iş çamaşırı, gömlek, herkesin durumuna göre toparlanarak Kemal'in askerlerine gönderildi. Bu sıralarda Ankara'dan Marmaris'e iki kişi geldi. Küçük bir sandıkta altın getirdiler. İtalyanların haberi olmadan Rodos'tan çadır alınması gerekiyordu. Çünkü Türkiye'de, Osmanlı Devleti'nde o yıllarda çadır yoktu şimdiki gibi. Şavşav'ın yelkenli teknesiyle Tepeli Efem, Kadıoğlu Salih, Muhacir Ali ile dört kişi daha onlara katıldı. Daha sonra bir, onlar gittiler, siparişleri verdiler. Daha sonra bir şilep ve çadır bezleri ve direkleri Marmaris'e geldi. Halk bir gece bir gündüzde hiçbir bilgi sızdırmadan gemiyi boşaltıp çadırları cepheye gönderdiler.
Tabii bunu yaparken sadece erkeklerin çalışmadığını tahmin edersiniz. Yıllarca süren savaşlara getirdiği onca yoksulluğa ve kayıplara en fazla direnenler Marmaris'te kadınlar oldu. Erkeklerin pek çoğunun savaşta olduğu bu yıllarda kalede vefat eden yaşlı birinin cenazesini kaldıracak genç erkek bulunamadığı için kadınlar cenazeyi omuzlarında taşıyarak eski camiye getirdiler. Cenaze namazını kılıp cenazeyi kaldırdılar. Bu sahne hiç gözümün önünden gitmez diye anlatırdı İsmail Hakkı Kutay. Erkekleri savaşa gönderen kadınların yaşam savaşları çok zordu. O kadar ki günlük ormanlarının berisindeki sığ alana gidip, şimdiki burun ucu mevkiye diyelim, deniz suyunu bestel tavaları dedikleri tavalarda kaynatarak tuz elde ederlerdi. Yani tuz bulunamıyordu, şeker bulunamadığı gibi. Bu mücadele uzun yıllar devam etti. Bazı kadınlar daha çok mücadele ettiler. Sandıklarından çıkardıkları oyaları, gömlekleri, bürümcük dokumaları, örtüleri ne varsa bohçalara koyup yürüyerek takasa giderlerdi. Şimdiki Aksaz yolundan bahsediyoruz. Bu takas bohçaları sırtlarında Marmaris'ten ezandan önce yola çıkıp bir gece Karaağaç'ta yatıp Ekincik üzerinden Sarısu'ya, oradan da Dalaman'a giderlerdi. Yanlarında götürdükleri mallarla yürüyende tereyağı, 3 dolu darı, o dolu ölçü sanıyorum, buğday takas eder, aynı yolu sırtlarında yükleri yine yürüyerek dönerlerdi. Keleş'in Güllü, Akkuş'un Fatman'a, Halil Ağa'nın Nesse, Şerevetlerin Fatman'a bu yürekliliği gösteren kadınlarımızdandı. 3-4 kadın bir araya gelir, çoğu zaman birlikte yol alırlardı. Keleş'in Güllü, savaşta eşini kaybetmiş, bu nedenle tek başına iki çocuğuna bakmak zorundaydı. Genç bir kadın olarak yolda rahatsız edilmemek için yüzüne kömür karası sürer, öyle yola çıkardı. Bu bahsettiğim Keleş'in Güllü bütün bunları yaparken sadece 18 yaşındaydı. Rahmetli Hadi Günel'in aktardığına göre yine böyle bir dönüş sırasında başlayan müthiş bir yağmurda boyacıların Nefise'nin eltisi dediler ama ismine ulaşamadım. Araştırıyorum, henüz bulamadım. Yağmurdan kaçmak için bir ağaç altına saklandı. Eltisinin uyarmalarına rağmen ağacın altından çıkmadı. Ağaca düşen bir yıldırımla hayatını kaybetti. Kadınlar bir şey yapamayacakları anlayınca içlerinden birkaçı Marmaris'e gelip haber verdi. Kefen yapmak için beyaz patiska bulamayan Nefise yorgan çarşafını söktü ve eltisini bıraktığı yerden almak üzere yürüyerek geri döndü. Daha sonra Marmaris'e hep birlikte getirdiler. Marmaris'te yaşlılar tavla oynarken, rakibi yenilirken hadi dalamana darıya derlerdi. Biz buna gülerdik. Önce anlam veremezdim ama hiçbir şey sebepsiz değil. Sosyal yaşam içinde kadınlarımızı anlatmak isterim. Marmaris'te komşular arası dayanışma çok güçlü. Burada olan arkadaşlarım Marmaris doğumlular gayet iyi bilir. Her mahallenin kendine göre bir eğlencesi, bir düzeni vardı. Hatta aralarında zaman zaman rekabet de olurdu. Karnına erişte gibi kış hazırlıkları birlikte yapılırdı. Aşure birlikte pişirilirdi. Yani kederde ve neşede birlikteydiler. Marmaris'in şeytan hikayeleri çok ünlüydü. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Özellikle bir dönem tüm Marmaris'in ebesi olan Ebe Ali'ye çok ilginç öyküler anlatırdı. Bu öyküler Marmaris'in ebesi olan Aliye teyzeden gelince biraz daha ilginç oluyor. O kadar çok anlatılırdı ki kulaktan kulağa bu öyküler. İnsanlar geceleri karanlıkta ve elektrik yok. Evden eve geçmek için cesaret sahibi olmaları gerekiyordu. Çünkü ışıklandırma olmadığı için, anlatılan hikayeler de çok ürkütücü olduğu için evden eve geçmek bayağı zor oluyordu. Etkisi
seslerden ürken insanlar ya da çocuklar herhangi bir ses duydukları zaman kafasını uzatıp dışarıya bakamazlardı diye anlatıyor bazı büyüklerimiz. Aslında bu hikayeler özellikle anlatılıyormuş. Çünkü bazı aileler yokluk zamanı Rulos'tan mal getiriyorlar. O mallar o zaman kaçak yani. Nedir işte kahvedir, şekerdir. Ne çıkarıldı görünmesin diye gece çıkarılıyor tabii teknelerden, yelkenlilerden. Gündüzden çok şeytan hikayesi anlatılınca kimse sokağa çıkıp bakamadığı için daha kolay taşıyorlar malları evlere. Bunu anlatan büyüklerimizin bazıları bizzat kendisi yaşamış. Anlatırken epey gülmüştük. Evlerde su yoktu. Özellikle Kalebe civarında oturanlar Çeşme Meydanı'ndaki Kocamlar denilen yerden su alırlardı. Şimdiki Çeşme Meydanı'ndaki çeşmenin adı Marmaris'lerin arasında Kocamlar'dır. Kadınlar akşam saatlerinde su almaya Pınar'a gider, çeşme başı sohbetleri ederek evlerine su taşırlardı. Gündüzleri su gerekirse genç erkekler alır ya da erkeklerin namaza girmesi beklenirdi. O zamanlar kahvelerin çoğu bu bölgedeydi. Kadınların bu kadar güçlü olmalarına rağmen çarşı içinden geçmeleri ayıp sayılırdı. Kadınlar Sokağı adı verilen eski caminin arkasından erim içine uzanan bir yol vardı. Kadınlar bağ bahçeye ya da gezmeye giderken genelde o yolu kullanırlardı. Yani çarşının içinden geçmezlerdi. Zaten çarşı dediğimiz yer Çeşme Meydanı ve denize, onu denize doğru kesen iki sokaktı. Kadınların yaşlıları kışın yün atkı, yazında fut adı verilen çizgili dokuma kullanırlar. Yeni evlenen bazı hanımlar eğer aileler isterse eşarp takarlardı. Genç kızların tümünün başı açıktı. Marmaris'te hiçbir zaman bağnazlık olmadı. Her zaman çağdaştılar. Gelenek ve görenekler yüzünden yapılan bazı alışkanlıklar da turizmle birlikte kayboldu. Marmaris'in gelir kaynaklarından biri olarak sonraki yıllarda, tabii benim bu size bahsettiğim yıllar çok eski, 30'lu, 20'li, 30'lu, 40'lı yıllar. Gelir kaynaklarından biri olarak süngercilik ve denizcilik çok önemliydi. Fakat sünger dalgıçların aileleri her zaman yürekleri ağızlarında yaşadılar. Pek çok ailede vurgun yiyip ölen, sakat kalan oldu. Bütün bu acılara katlananlar hep kadınlardı. Kocalarını iskele başında bekleyen kadınlar, dönen teknenin direğindeki bayrağı dikerler gözlerine. Eğer bayrak siyahsa, yas başlardı kıyıda. Beyazsa mutlu olurlardı. Marmaris'te pek çok ailenin yüreği bu yüzden yaralıdır. Eski bir dalgıcın dediği gibi, denizde efelik olmaz, hırsına gem vuracaksın. O seni kucağına çağırdıkça, sen zamanına dikkat edeceksin, yoksa farkına varmadan vurgunu yersin. Bu söz benim kitabımın da sözün içindeki denizde efelik olmaz benim kitabımın da adıdır. Çok sevdiğim bir sözdür, paylaşmak istedim sizinle. Sonraki yıllarda 50'li 60'lı yıllar, özellikle 50'li 60'lı yıllarda süngercilik önemli bir gelir kaynağı oldu. Süngerlerin temizlenmesinde de kadınlar çalıştılar. O yıllarda kurulan bir sünger şirketi çıkarılan süngerleri toplayıp depoluyormuş. Kadınlar da gidip orada o süngerlerin arasındaki böcekleri temizliyorlarmış. Yani daha temiz hale getiriyorlarmış. Süngercilerin dalgıç giysilerini ki o zaman şimdiki gibi dalgıç kıyafetleri yok. Özel bir işlemden geçirerek, sanıyorum mumla kaplayarak su almamaları sağlayan Popi Ayşe giyerdi. İskele meydanına dikilen, kocasını bekleyen kadın heykeli, yaşanan acıların anlatıcısıdır aslında. Bu heykel yollar yapılırken galiba kaldırılmıştı. Şimdi yeniden uygun bir yere konmasını diliyoruz. Eşleri genellikle çalışmak için uzakta olan kadınların yaşamı çetin geçti. Ailelerin ve çocuklarının sorumluluğunu üstlenenler genellikle kadınlar olduğu için
Marmaris'te ana erkil bir yapının baskın olduğunu söyleyebiliriz. Düşüncelerini, dileklerini maniyle anlatan Marmaris'te bu maalesef bu gelenek de kayboluyor. Eğer sizi seviyorlarsa evine gittiğiniz zaman içinde adınız geçen bir maniye hemen söylerlerdi. Biz çocukken yaşadık, hatırlıyorum. Hatta niye yazmamışız diye de üzüntü duyuyorum bazen. Fakat yaşlılarımızı konuşturarak, onlarla sohbet ederek ben epeyce bir mani derledim. Birkaç tanesini paylaşayım isterseniz sizlerle. Mendilimin telleri, çevirin güzelleri, ne güzel baş bağlıyor Marmaris güzelleri. İki dalda bir ceviz, aramız derya deniz. İki gönül bir olsa ayıramaz ikimiz. Deniz üstü köprü, gemiye binsen götürü. Hep çektiğim hasretlik, yârim senden ötürü. Bu yârim bazen kişi ismi de olabilir. Dörtlük pek değişmiyor. Eğer birine gönderilecekse mesaj, o yârim yerine o kişinin ismi söyleniyor. Karşı karşı evimiz, eskidendir sevimiz. Ayıramaz düşmanlar, ölmeyince birimiz gibi. Onlarca manimiz var. Hatta bu manilerin bazılarını bazı türkülerde de denk geldiğimiz ona ben bunu biliyorum diyoruz. Kadınlar sosyal yaşamın içindeyken ticari hayattan da kopuk olamazlardı doğal olarak. Evlerinin bir odasını dükkana çevirip ihtiyaca göre mal satan kadınlarımız vardı. Onlar çarşı içinde dükkan sahibi değildiler. Yani bahsettiğim yıllar yine 30'lu 40'lı. Hatta 50'li yıllar. İlk kadın esnaf diyebileceğimiz Aliye Ayyıldız, İzmir'den Beroğlu'dan getirdiği manifatura ürünlerini evinde satardı. Yıllar sonra Cuma pazarı, şimdi Perşembe pazarı oldu. Eskiden Cuma günü kurulurdu, biz Cuma pazarı derdik. Bu pazar kurulup da Aydın'dan, Muğla'dan manifaturacılar gelmeye başlayınca doğal olarak Aliye Hanım'ın işi bozuldu. Senelerce veresiyeye katlanan, her türlü sıkıntıyı göğüsleyen Aliye Hanım sinirlenip ipekli kumaşların dut ağacına astı. Kumaşların günlerce sallandığı anlatılır. Bunun üzerine söylenmiş bir manimiz de var. Pazarcılara yaymanacılar derdi manimizde, hatırlarsınız. Yaymanacılar yayıldı, Aliye teyze bayıldı diye söylenir. Nuriye Ayıldız, Tuhafiye, Muzaffer Yüzak, Pul, Boncuk ve vesaire satarak, yani kadınların, gençlerin el işinde kullandığı şeyleri daha çok. Evinin geçimine yardımcı oldu. Çelebilerin anneleri işin başındaydı. Babasına yardım eden Gül Hanım Deniz, babasıyla birlikte kendi evlerinden satış yaparak çalıştılar. Ondula yapmayı Rodos'tan savaş zamanı dönen, dayısının kızı Seniha'dan öğrenen 9'un Fatma, senelerce kadınların saçlarına ondula yaparak para kazandı. Hatta kendisi anlattı bana, badem zamanı ata binip Datça'ya bile giderdim dedi. Bir kadın olarak bu cesareti gösterebilmesi o dönem için büyük bir başarıdır. Hancıların hatta zaman zaman babasıyla ya da erkek kardeşiyle gidermiş ama yalnız gittiğimde olurdu demişti. Hancıların Gül Hanım eşinin ölümünden sonra kocasının işine çalışmakta olan kahvenin başına geçti ve çalıştı. Kahvecilik yapan, ham işleten, otel işleten kişilerin eşleri en az onlar kadar evde onlara yardımcı olmak için çalıştılar. Onlar görünmezdiler ama işlerin çoğunu onlar yapıyordu. Cavidan Karakaya, Neriman Toklaç uzun yıllar evlerinde kuaförlük yaptılar. Bahçelerinde baktıkları ineğin sütünden yoğurt yapan Vasfiye Yaylalı, Dudu Erden, Lamia İlgün, Nezahat Kargın hatırlayanlarınız vardır. Kaselerde yoğurt yaparlardı. Süt ve yoğurtlarıyla ünlüydü. Tahtakıran'ın evine tokmakların dur kadın ipek böceği besler, ipek elde ederlerdi. En iyi ipek çilesini hazırlayanlar parmaksız gülsün ile halıncaların Gül Hanım'dı. Bunu neden anlatıyorum? İpek dokuma ürünleri Marmaris'in temel ürünlerinden biriydi. Fakat bu da kayboldu, yok oldu.
Yani her kadının, her kıza çeyizinde mutlaka ipek dokumalarımız vardı. Eşini genç yaşta kaybeden Hadiye Gülen ipek dokumacılığı yaparak kızına baktı. Dokumacılıkta önemli olan küçü örme denilen bir şey var. Bunu Tahtabira'nın Emine'den taraftan geçirmeyi boyacının Fatma'dan öğrendim diye anlattı bana. Bu eli öpülesi kadınlar merak edip öğrenmek isteyenlere de öğretiyorlardı. Naciye Yaldız dokumacılığı onlardan öğrenmişti. Kısa yalıda Sadike Deryal, futa dokuma, çarşaf, kovancılar yani arıcılar için sarı dokumadan şalvar ve gömlek dokurdu. Tahtagıra'nın Emine Kereşin Güllü aynı zamanda halk doktorlarıydı. Hamerilerin Sadık Ayhan kırkçıkağa bakardı. Pabuşçu İsmail'lerin Naciye ve kardeşi Hayriye Molla da kırıkçıkla ilgilenirdi. Ebeler sülalesi denilen Ebe Ayşe, sonra kızı Aliye, zaman zaman onun kızı Nazire ebelik yaptılar. Özellikle Ebe Aliye, doğumdan sonra mutlaka Loğusa ile birlikte birkaç gün kalarak bebekle ilgilenip genç annelere bebeklerine nasıl bakmaları gerektiğini öğretirdi. Gece onlarla yatıp tecrübesiz annelere bebek bakımını öğretirmiş. Yani çok güzel bir şey tabii o dönem için. Mezar taşına yazılan dörtlük onu ve yaptıklarını çok güzel anlatıyor. Kimsesizler ebesiydi, göçtü eyvah Aliye. Meskeni hem cennet olsun hem makamı aliye. Bu dörtlük beni çok etkilemişti. Bir kadın için yazılabilecek bana göre en güzel dörtlüklerden biridir. Sonraki yıllarda eğitimini alan İbişin Hayriye, Hayriye işleyen Sengün Tuğrul, Hüsniye Şentop, Aysel Varlı bizim ebelerimizdi. Bayan terzilerimiz vardı. Sayıca çok fazlaydılar. Sizi sıkmamak için çok saymak istemiyorum ama en az 15 kişi biliyorum yakın zamana kadar. Çok genç terzileri değil ama geçmişte terzilik yapan ve terziliği öğreten oldukça fazla sayıda kadın terzimiz vardı. Marmaris'e gelip dikiş öğretmenliği yapan Hoca Hanım, Fahri Misa Esen'i herkes hatırlar. Düğünlerimizi Zela ve Yektane teyzeler yapardı. Onlar beraber çalışırlardı. Onların hikayesi çoktur da burada anlatmayayım onu. Bilen arkadaşlarımız da, bilmeyen arkadaşlarımız da sonra başka bir sohbette fıkra gibidir aslında. Yani Zela teyze çok ilginç bir karakter. Onu anlatamam şimdi uzun. sonra anlatayım. Kalede Sadike Ağırlı evinde harika şekerler yapardı. Horoz şeker, kaba şeker, halkalı şekerleri çok ünlüydü. Ben de çünkü yemişliğim vardır, o yüzden rahat anlatabiliyorum. Tarlası olan herkes kendi bahçesinde sebzesini yetiştirir. Evlere dönerken kerdime, kazıyak, su teresi toplanır. Kıstırma denilen pide yapılırdı. Bu kapalı pidedir. Marmaristlerin vazgeçilmezdir ve ismi hiç değişmedi. Hep kıstırma olarak kaldı. Kadınların çamaşır günleri tam bir şenliğe dönüşürdü. Marmaris'in en güzel kaynak suyunun aktığı Ilıca'ya, Ilıca neresi derseniz, şimdiki Nesler Marina'nın otopark girişinin solunda bir park var. Orası yıllar geçmeden önce çimenlik daha geniş bir alandı ve çok güzel bir suyu vardı. Çamaşıra oraya giderlerdi kadınlar, giderlermiş. Yani biz ona pek yetişmedik ama bizden öncekiler gayet iyi gidiyorlardı. Mahallece genelde gidiyorlar, birkaç kadın bir araya gelip. Etrafı çarşafla çeviriyorlar. Çamaşırdan sonra çocuklarını yıkıyorlar. Bazen kendileri bile yıkanırlarmış. Dedim ne kadar büyük cesaret gösteriyorlarmış. Dediler ki çamaşır olan zamanlarda kısa yalıdaki tahta köprüden hiç kimse geçmezdi. Kadınların orada olduğunu bildikleri için erkekler köprüden geçip karşıya geçmezlerdi. Eğer oradaki tersanede çalışan işte tekne yapımcıları varsa onlar da gidecekleri yere sandalla giderlermiş. Yani
taciz etmemek için, kadınlar rahat etsinler diye. Tabii bu görenekler de kayboldu da, şimdi her şey birbirine girdi maalesef. Bahsettiğim yılları hayal etmeniz belki biraz zor ama işte çok eskiden bahsediyoruz tabii, 20'li, 30'lu, 40'lı yıllar. Asıl Marmaris'in değişimi 1950'de yaşadığımız depremden sonra oldu. Deprem evleri yapıldı. Biz onlara deprem evleri demiyorduk önceden, şantiye diyorduk. Birinci şantiye, ikinci şantiye, üçüncü şantiye. Bu evler yapıldıktan sonra iki katlısı, tek katlısı vardı ama o zamanki şartlara göre güzel evlerdi, daha büyük evlerdi. Yani odaları vardı, banyosu ayrı, mutfakları vardı, her şey çok düzgündü. Bu evlere bazı taşınanlar, o zamanki turizm derneğinin teşvikiyle, hemen bir turizm derneği kurulmuş. Marmaris'in ilk kültür ve turizm müdürlerinden bir tanesi şair Can Yücel'dir. Can Yücel'in bu konuda çok emeği var. Kadınlara o dönemin belediye başkanı ve işte meclis üyeleri ve derneği kuran kişilere anlatarak ev pansiyonculuğu yapabileceklerine ikna etmiş onları. Depremden sonra yapılan bu evlerde pansiyonculuk başladı. Hatta ben Kadir Yüzak, Allah rahmet eylesin, Kadir Yüzak'tan dinledim. 90 küsur yaşında vefat etti Kadir amca. Dedi ki, biz dedi evlerde herkesin birer yatağı var. Bu gelen insanlar nerede yatacak? Somya bulduk dedi İzmir'den. İnsanlara verdik, para kazandılar. Sonra onların parasını biz o şekilde para kazandıkça ödedik. Yani Turizm Derneği buna aracılık yapmış, özendirmiş insanları. Tabii bu pansiyonculuk dediğin şeyin yükü aslında kadınlarda. Çünkü uyku parası alıyoruz derdi o zaman kadınlar. Yani gece yatıyorlar, işte kalanların çamaşırlarını gene kadınlar yıkıyor sonuç olarak. Onlar ilgileniyorlar. Kadınlar böylece yeni bir işin sahibi oldular. Macide Eren, Cihan Karayiğit, Zühra Taşkın aslında bana göre ilk rehberlerdir. Çünkü onlar turistleri karşılar, hatta bazen garaja giderlerdi. Bir tane otobüs geliyordu zaten. İzmir'den bir otobüs, Ankara'dan bir otobüs, İstanbul'dan bir otobüs, saatlerini onlar biliyordu. Karşılar, eğer kendi evlerinde doluluk varsa diğer evlere de götürürlerdi. Çoğu zaman kendileri öne düşerlerdi, yürürlerdi, götürürlerdi evlere, yerleştirirlerdi dışarıda kalmasın diye. Hatta o dönem mesela kadınlar ev gezmelerine gittiklerinde şahidim ben, evde bizim misafirimiz var derlerdi. Yani müşterimiz var demezlerdi. Misafirimiz var, eve erken gitmek zorundayız derlerdi. Daha sonra turizm geliştikçe Rodos'tan feribot seferleri başladı Marmaris'e. Günübirlik seferler, tekneyle çalışan, ahşap teknelerle çalışan taşımacılar vardı. Kadınlar yavaş yavaş dükkanlara inmeye başladılar, dükkan açmaya başladılar. Düşünün, çarşının içinden geçmesi ayıp sayılan kadınlar çarşının ortasında dükkan işletmeye başladılar. Önemli bir dönüşümdü Marmaris için. Aysel Cengiz bu işe ilk girenlerdendir. Eşleriyle beraber çalışan Perihan Göncü, ki eşi ayakkabıcıydı, sandalet dikerdi. Perihan Hanım da sandalet dikimine yardım ederdi, beraber çalışırlardı. Gülsen Ok, Şükran Sümer, Şelale Balcı, babaları ile çalışan Hatice Cigacı, Gülzade Poyraz öncülerdendi. Aslında daha başka da belki vardır, unutmuş olabilirim. Unuttum. Arkadaşlarımızdan, ablalarımızdan, teyzelerimizden özür diliyoruz. Ama eklerim, yani bilgisi de belgesi olan arkadaşlarım varsa, iletirlerse o bilgileri de ekleyelim. Kaleye çıkan turistlere oya yazma, dantel satan Naciye Yiğit, Şerif Hanım Kara, Canser Şahin gibi hanımlar mal satacak kadar dil öğrenme başarısını da gösterdiler. Marmaris'te kadının gücünü anlamak için verdiğim örneklerden biri de aslında şudur. Her yere
her bir evliyası vardır. Bizim kadın evliyamız vardır. Sarı Anamız. Marmaris'teki kadının gücünü bana göre gösteren önemli örneklerden bir tanesidir. Geçmişte yaşanan onca acıya rağmen yaşamdan zevk almak konusunda Marmaris kadınları çok başarılıdır. Hala da öyleler. Hıdır İlez eğlenceleri, düğünler, yeni yıl kutlamaları, sandal sefaları çok ünlüdür. Yani geçmişten bugüne Marmaris'te iki genç kızın sandalda kürek çekerek limanda gezdiklerini görürdük biz. Kadınlar da yapardı bu işi. Sandal sefaları ünlüdür. Yazın sıcağında akşam üzeri deniz kıyına yüzmeye inen ve neşe içinde şakalaşan kadınlarımızı, genç kızlarımızı gördüm. Kalenin hemen yan tarafında otururduk dedem. Akşam üzeri olduğu zaman kadınların denize inme saati belliydi yazın sıcaklığı, 5 gibi falan yerlerde. O saatlerde mahallenin hiçbir erkeği deniz kıyısına gelmezdi. Kadınlar rahat rahat yüzer, şakalaşır, eğlenir. Çok hoş bir atmosfer olurdu. Biz çocuklar da bu arada mutlu olurduk tabii, eğlenirdik onlarla beraber. Kürek çekerek Türk sanat müziği söyleyen genç kızları, kadınlarıyla Marmaris yaşamdan hep zevk aldı. Neden Türk sanat müziği derseniz onu bilmiyorum. Ama müthiş bir Türk sanat müziği bilgileri vardır. Çok güzel şarkı söylerler, makamları bilirler. Kadın erkeği, sesleri de güzeldir. Herhalde balık yediklerinden olsa gerek. Güzel şarkı söylerler. Mandalin kesme zamanı, bahçelerden yükselen kahkahalar, şarkılar ve hıy sesleri maalesef kesildi. Çünkü bahçemiz kalmadı. Evlendikleri gün atanın büstünün etrafında dönen gelinler, ki bu adeti ben hiçbir yerde duymadım. Cumhuriyet'in 10. yılında Marmaris'te şimdiki Anatolia Barı'nın önünde bir Atatürk büstü dikilmiş. Sadece büst yani, başı var. Etrafı çiçekle süslenmiş. Kim gelin olacaksa gelini mutlaka gelinlikle beraber atanın etrafında döndürürlermiş. Ata gibi işte hem saygıdan hem de ata gibi akıllı çocukları olsun diye herhalde. Çünkü herkes farklı anlatıyor bu konuyu. Ben saygı nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Denizin üzerinde müzisyenler eşliğinde teknelerde kutlanan 30 Ağustos'ları maalesef artık çoğumuz hatırlamıyoruz. Unuttuk. Ağustos ayı çok sıcak olduğu için herkes teknelere binip baharlılar dediğimiz müzisyenlerimiz vardı. Onlar ortadaki teknede, diğer insanlar diğer teknelerde, aileler hep beraber şarkılı türkülü 30 Ağustos kutlarlardı. Bu geleneğimizi de kaybettik. Eskilerden konuşunca özlemler artıyor. Bilenler herhalde daha çok üzülüyorlardır. Umarım bu güzel günler yaşatılır. Bizi tanımayan yeni Marmarislilerle aramızda daha sağlam bağlar kurulur. Bazı kaybettiğimiz geleneklerimiz geri dönmeyebilir. Ama en azından hatırlanabilir, anılabilir diye düşünüyorum. Sizi sıkmadım umarım. Hayır. Şimdi aslında çok şey var anlatılacak ama Marmaris halkının çoğunun çok bilmediği bir savaş hikayesi anlatmak istiyorum size. Ben bunu defalarca birçok yerde anlattım ama hala daha bilmeyenler olduğunu görüyorum. 1914 yılında başlayan savaştan 2 yıl önce kontrolü yavaş yavaş kaybeden Osmanlı'nın denizlerinde yabancı bandıralı gemiler dolaşmaktaydı. 1915 yılında Marmaris'ten Alanya'ya kadar dediler ama daha sonra Halikarnas balıkçısının bir kitabında rastladım. Bodrum'dan Alanya'ya kadar olan bölgeye Karamanya deniyor. Karamanya sanıyorum Karamanoğullarından bu bölgede İngiliz ve Fransız filolarının ablukası altında idi. Başbakanlık Osmanlı arşivlerindeki belgelere göre
Marmaris Kalesi defalarca bombalandı. Biz birkaç tanesi, bir veya iki bombalama biliyorduk. Ama bu bombalamaların tarihleri yeni edindiğim bilgilerle 4. 1912, 1915, 1916 ve 1919 olarak gösterilmektedir. İlk bombardıman 18 Mayıs 1912'de Regina Margarita adlı zırhlı ile İtalyan torpidosunun limana girip kale ve çevresini bombalamasıdır. Bu bilgiyi Aydın Valiliğinden gönderilen Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan telgraftan öğreniyoruz. İkinci kayıt 1919 yılında bir düşman gemisinin Marmaris kasabasını bombardıman etti. Önemli miktarda yaralananlar olduğu, bazılarının vefat ettiği bilgisidir. Bunu size daha evvel anlatmıştım. Kemerde hayatını kaybetmiştim. Bu bilgilerde Genel Kurmay'ı 1976'da yayınladığı Çanakkale Savaşları kitabında, onu da yakın zamanda edindim. Bu kitapta yer almaktadır. Bu bombalamaların 1919 yılında yapılanında hayatını kaybetmiş Marmaris yerlileri. O günlerde küçük bir çocuk olan annesiyle birlikte kemerin altına saklanan Makbule Gökova, kendisi hayattayken o anısını bizimle paylaştı. O da neredeyse 100 yaşına kadar yaşamıştı. Bugün gibi hatırlıyorum demişti. Çünkü çocuklukta top ateşi nedeniyle yaralandığı için yürüyemiyordu. Hayatını öyle geçirdi. Ben tanıdım kendisini. Bir Dünya Savaşı'nın ilerlediği günlerde Çanakkale'den geçip İstanbul'u işgal etmek isteyen ittifak devletleri ummadıkları bir direnişle karşılaştılar. Aynı tarihlerde Marmaris'te de çok önemli olaylar yaşandı. Marmaris'te yaşanan olayları özellikle anlatmak istiyorum. Önümüz 18 Mart. Bu bilginin aslında literatüre girmesini istiyorum. Yani Marmaris'in Çanakkale Savaşları'ndaki yerini kayıtlara geçirebilirsek önemli bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. Benim bu anlattığım bilgileri bana İsmail Hakkı Kutay anlattı. Çünkü kendisi o zaman 10 yaşlarında bir çocukmuş, 10-12 yaşlarında bir çocukmuş. Çok iyi hatırlıyordu ve ayrıntılarıyla anlatıyordu. Çünkü babası da gönüllü asker olarak görev yapıyormuş Marmaris'te. Babam akşam eve geldiğinde günü gününe ne yaptıklarını bize anlatıyordu demişti. Bir Alman denizaltısı Marmaris'ten benzin ihmali yapmak için limana giriyor. Hatta denizaltı komutanı, kaymakam ve erkandan birkaç kişiyi daha denizaltıya davet ediyor, dalış gerçekleştiriyorlar. Yani denizaltının nasıl çalıştığını gösteriyor. Düşman istihbaratı bu durumdan haberdar oluyor. Fransızların önünden kaçıp limana, dolayısıyla Türklere sığınan denizaltının ardından başka gemiler de benzin ihmali yapmak için geliyorlar. Bunu gören Fransızlar Marmaris Limanı'nı mayınlıyorlar. Yani Marmaris Boğazı'nı bir uçtan bir uca, ada iki yarımada bir tanesi adadır biliyorsunuz, karşılıklı mayınlanıyor. Tabii ki halkın mayın döşendiğinden haberi yok. Adada keçilerini otlatan çoban boğazın önünde boncuk gibi dizilmiş şeyler gördüğünü söylüyor. Hemen ada muhtarına gidip haber veriyor. Ertesi gün limanlık, yani biz denizciler limanlık hava der, yani dalgasız bir havada. Muhtar ile çoban birlikte gidip bakıyorlar. Emin olunca gidip kaymakama haber veriyorlar. Kaymakam jandarma komutanını alıp adaya gidiyor ve durumdan emin oluyor. Yani bunlar mayındır diyor. Durumu İstanbul'a bildiriyorlar. İstanbul'dan bir bahriye subayı ile 3 bahriye eri mayınları toplamak için gönderiliyor. Erlerden biri olan Zonguldaklı Gebeşoğlu Hüseyin, 1. Ordu Boğazlar Bahri Komutanlığı'nda görevli mayın eriydi. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında özellikle İzmir'in Uzunada bölgesinin mayınlardan temizlenmesi görevi sırasında verilen yeni emir üzerine iki diğer arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'teki mayınları temizlemek üzere görevlendiriliyorlar.
Balıkçılık yapan Topçu Mustafa'nın sandalı ile kürek çekilerek boğaza gidiyorlar. Mayının bir tanesini çıkarıp sandalın arkasına bağladılar ama çok ağır olan bu kocaman mayınları, ki o zamanın mayınları büyük devasa demir kütleler, yani şimdi bildiğimiz mayınlar gibi değil, daha fazla kürekle gidiyorlar. Her gün 2-3 mayın getirebiliyorlar ancak. Yani gün boyu çalışıp sadece 2 veya 3 mayın getirebiliyorlar. Bütün bu çalışma halkla birlikte gerçekleştirildi. Denizin içinde etkisizleştirilen demir bir kütle olan mayınların boynuz gibi bir bölümü vardı. Onlar alınınca patlama özelliği gidiyordu. Bu mayınları o zaman önünde küçük bir sır kumsalı olan Taşlık'tan çıkarıp, şimdiki Atatürk'ümüzün heykelinin olduğu bölgedir Taşlık. Geçmişte bu kadar yüksek değildi. Kıyıydı, taşlarla kaplı bir koyu vardı. Oradan çıkarıp taş arkası dediğimiz, hemen onun arka tarafında, şimdi taş da kalmadı, arkası da kalmadı ama adı duruyor. Taş arkasında açtıkları kanallara yerleştirdiler. Düşman tarafından Marmaris önüne dökülen mayınların, çok yeni bir bilgi bu arkadaşlar. Geçen iki hafta önce elime geçen bir genelkurmayı yayınladığı 1976 tarihli bir araştırma, Çanakkale Savaşları'nı anlatan bir araştırma kitabında net olarak Marmaris önüne dökülen mayınların belki dışına ve içine 45 Fransız mayını olduğu yazıyor. Bence kayıtta olduğu için önemli bir bilgi. Daha evvel sayısını bilmiyorduk. Yakın zamanda öğrendim. Yani 45 mayın. Yeni Cami'de o zaman amele taburu var. Kaymakamlığın arkasındaki camiye biz Yeni Cami deriz. Oradaki amele taburu bu mayınları Taşlık'tan taş arkasına yuvarlayarak getiriyor. Mayınların içinden üç renk barut çıktı. Beyaz, sarı ve granit gibi, beyazlı, grili ve helva gibi yumuşak olan barutlar diye anlattı İsmail Hakkı Kutay. Çünkü görmüş, balıkçılara verilmiş. Çünkü içinde durması, patlaması anlamına geliyor. Daha sonra kullanılacağı zaman yeni barutlar konacak. Balıkçılar daha sonra onu kapsüllere koyup balık avında da kullanmışlar. Onu büyüklerimiz biliyorlar. Getirilen mayınlar taş arkasına açılan kanallara istif edildi. Hepsinin üzerine yeşil dallar örtüldü. Keşif uçuşu yapan tayyarelerin, ki Fransızların Rodos'ta konuşlanan tayyareleri sürekli keşif uçuşu yapıyormuş. Onlardan saklamak için dallarla üzerlerini örtmüşler, kamufle etmişler. Daha sonra bu mayınları Aydın, Denizli ve Muğla bölgelerinden her deve katarında bir tane bulunan ve lök tabir edilen çok güçlü dayanıklı develeri topluyorlar. Başlarında deveciler olduğu halde gelen develere yuvarlak ve ağır mayınları yükleyecekler ama bir türlü yükleyemiyorlar. Nasıl yükleneceği konusunda da kimsenin bir fikri yok. Neden develer derseniz, hem taşımada ağır yük taşıyabildikleri için, hem de o zaman Marmaris'in doğru düzgün bir karayolu olmadığı için. Çözümü Marmaris'te denizciler buluyorlar. Mayanın bir üstüne bir altına simit örüyorlar. Ağlardan, ortasına ne koydular bilmiyorum. O simitin içine yerleştiriyorlar mayınları ve alttan üstten bağlıyorlar. İki tane halkayı yapıp aralarını bağlıyorlar. Böylece develere yükleyebiliyorlar. Hatta 3-4 kişi bir mayanın bir tarafında durup, diğer 3-4 kişi öbür tarafında durup işte tutarak yüklendiğini anlattılar. Katar yola çıktı. Çok ağır ilerlediler. Bunu kitaptan olduğu gibi size söyleyeceğim. Atlamayayım diye. İlk gün Beldibin'de akşamı geçirdiler. Beldibin'den yokuş çıkacakları için dinlendirilen develer ertesi gün Taşan'a, düşünün ne kadar ağır yol oluyor, Taşan'da dinlenip Gökova'ya doğru yol aldılar. Gökova'ya kaç günde ulaşıldığı bilmiyor. Yalnız Gökova'dan Muğla'ya, Muğla'dan Aydın'a, Aydın'dan trenle Haydarpaşa'ya gönderildiler. O yıllarda Sakar yolu olmadığı için Karabörütlen'den geçen Çiçekli yolunun kullanıldığı açık. Aynı güzergah Kurtuluş Savaşı'nda adalardan Anadolu'ya gönderilen silah sevkiyatında da kullanılmıştır. Marmaris mayınları
Haydarpaşa'dan mayın gemisine yüklendi. Mayın gemisi Çanakkale'de patlak veren o büyük savaşın oyuncularının en önemlisi olarak savaş tarihindeki rolünü gerçekleştirdi. Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar olup olmadığını maalesef çok destekleyemiyoruz. Ama bu mayınlanma çok uzun bir süreç. Yani Çanakkale Boğazı 1918'in sonuna kadar mayınlanmaya devam etmiş. Ve Suna Yakın'ın da bu konuda bir araştırması var. O bana demişti ki bu bilgiler çok doğru. Çünkü Osmanlı'nın elindeki mayın sayısıyla Çanakkale'de kullanılan mayın sayısı birbirini tutmuyor. Yani Osmanlı elindeki mayın sayısı diyelim 1000 tane ise Çanakkale'de 2000 tane kullanılıyor. Geri kalan mayın nereden geldi? Bu mayınların bir kısmı Karadeniz'den Rusların bıraktığı mayınlardan çıkarılmış. Bazıları İstanbul açıklarına döşenen mayınlardan çıkarılmış. Bazıları da bizim bölgemizden, yani İzmir'den, Marmaris'ten, Fethiye'den. Fethiye'ninki tek bir cümle olarak geçiyor ama orada ayrıntılı bilgi verilmemiş. Ama Marmaris mayının 45 adet olduğunu biliyoruz artık. Marmaris ve Karaca-Söğüt limanları, Karaca ile Söğüt limanları diyelim. Şimdi Karaca-Söğüt deniyor ama aslında orası iki ayrı limandır. Bunların aslında aralarına da mayınlar döşenmiş ama oralar çok liman kadar, Marmaris limanı kadar çok kullanılmadığı için mayınlar geç fark edilmiş. Bazıları yerinden kopmuş. Balıkçıların ağlarına takılanlar olduğu gibi değişik sahillerde kıyıya vuranlar da olmuştur. Bir tanesi şimdiki Çamlıköy, Taşköy'de bazı evlerde buğday saklamak için kullanılmış. Bir kişi soba yapmış. Bunu da Rıfat Kalakoğlu anlatmıştı. Kayınpederinin bahçesinde varmış. Onlar soba yapmışlar mesela. Ne olduğunu bilmiyorlar. Bomboş bir demir kütle. Bazısı da çiçeklik yapmış. Ören'de görmüştüm ben sahilde. Mayını nasıl kesebilirlerse kesmişler, içine çiçek dikmişlerdi, görmüştük. Şu anda da eğer merak edenleriniz varsa Marmaris'ten giderken Gelibolu Köprüsü deriz biz Çamlı Sapağı'nda sağ tarafta. Orman İşletmenin yanına müdahale binasının bahçesinde bir mayın var. Ormancılar bulmuşlar o mayını. Oraya da dikmişler, iyi ki de öyle yapmışlar. Bahçesinde saklanıyor en azından bir tane mayınımız. Görülebiliyor. En son izleyenleriniz var mı bilmiyorum. Geyikli Park diye bir kitap yayınladı. O kitabında Marmaris mayınlarından benim kitabımdan alıntılayarak kullandı. Yani şu anda bu bilgi resmi olarak belki kayıtlara tam olarak geçmedi ama edebiyatta yerini aldı. Daha sonra öykün devamı aslında şöyle, benim kendi ailemin hayatımı da anlatıyor. Dedem limanda asker olarak bırakıldıktan sonra arkadaşları geri dönüyor. O Pamucak yakınlarında bir serseri mayın buluyor yıllar sonra. İnsanlara zarar vermesin, balıkçılara zarar vermesin diye imha edilmesi gerekiyor. Suyun içinde çok uzun süre kalan bu mayın, dedem imha etmek için uğraşırken erken patlıyor. Parmaklarının ucu kopuktu. Bir gözünde de görme problemi var. Görmüyordu yani. Marmaris'te evlendi. Savaş gazisi olarak yaşamının sonuna dek Marmaris'te yaşadı. Ben bu hikayeleri dedemden hiç duymadım. 8 yaşındaydım vefat ettiği zaman. 15 yıl savaşmış bir asker olarak neden hiç savaş anısı anlatmazdı diye konuştuğumuzda dediler ki gerçek savaşı gören insanlar pek anlatamazlar. Çünkü orada kan, gözyaşı ve acıdan başka bir şey yok. Çok fazla böyle abartarak anlatanlar aslında savaşı gerçekten görmemiş olanlardır demişlerdi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bize masal gibi bile anlatmadı hiç. Ben İsmail Hakkı Kutay'dan öğrendim.
mesela dedemin hikayesini. Hem ağladı hem anlattı. Çok ilginçtir. Hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz, İngiliz ve Fransız gemilerinden geriye bazı mayınlar ile bazı koylara verdikleri isimler kaldı. Gökova Körfezi'ndeki Alman gemilerinden kaçıp saklandığı, dışarıdan hiç fark edilmediği için korunan ve kurtulan İngiliz donanmasının uzun süre kaldığı koya, İngiliz limanı, hala öyle diyoruz. Gökova'da İngiliz limanını biliyorsunuzdur. Daha ileride inanılmaz güzellikteki bir diğer koyada İngilizlerin koyduğu isimle Birdly Bed, yani kuş yatağı deniliyor. Ama zamanla halkın dilinde bu koy Birdly Bed adını aldı. Aslında Birdly Bed, Birdly Bed, yani kuş yatağı demek. Bizim dilimizde Birdly Bed olarak kullanıyoruz. Bugün bile hala bu isimlerle biliniyor. Marmaris'i bazı belgelerde, bazı anılarda diyelim, sanki Kuvayi Milliye hiç destek olmamış, savaşlar hiç ilgilenmemiş gibi yorumlar yapıldığını duyduğum zamanlar oldu. Bu oldukça üzdü beni. Çünkü bilgi yok. Bilgiler aslında var ama okuyan yok. Marmaris'in İtalyanlar tarafından işgali 12 Mayıs 1919'dur. Marmaris Kuvayi Milliye örgütünü kurarak halkla beraber Anadolu'ya silah, cephane, çadır bezi ulaştırarak ülkemizin bağımsızlık savaşında kendine göre önemli görevler üstlenmiştir. Pek çok şehidi vardır. Bu konuda Mukbil Gülkokan arkadaşımız şehit listesini araştırıp çıkarmıştı. Halen daha kayıtlarda görünmeyen ailelerle yüz yüze konuştuğumuzda işte Çanakkale'de kaybetmişiz dedemizi, Yemen'de kaybetmişiz diyenler olduğu zaman hemen isimlerini alıp bir yere kaydediyoruz. Daha genişletilmiş listeler olsun diye. Çünkü erkek nüfusunun büyük bir çoğunluğu maalesef savaşlarda yitirilmiş. Biz bugün dünyanın en güzel turizm kentlerinden birinde yaşıyoruz. Ama geçmişimizi bilmek zorundayız diye ben her yerde ısrarla söylüyorum. Katıldığınız ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında duygularımı daha iyi anlatır benim. Benim şiir yazma yeteneğim maalesef yok. Ben düz yazıcıyım. Ama Marmaris'te pilot ve şair rahmetli Erdoğan Çokdur'un Marmaris üzerine yazdığı çok güzel bir şiir var. Eskiyi özlemle ananlar için. Sizi bu şiiri okuyarak bitirmek istiyorum. Bir gece düş içinde sabırsız sana geldim. Sen gene eski sen, resmin gene eski resim. Marmaris, Marmaris, Marmaris'im. İspirto kokusu var havanda. Sağa sağa yaslan, sol sola yalpa. Sarhoşlar ünleşir çıkmazlarına. Yok birine kızasın. Ben onlara, onlar da bana kızsın. Marmaris, Marmaris, Marmaris'im. Yine coşmuş koca pınar, şırıl şırıl ışıldar. Abdest alınır ezan vakti. Yalağında ıslanmış karpuzlar. Kazınmış kabuklarına isim. Marmaris, Marmaris, Marmaris'im. Çamaşırdan döner anam, başında bohça, ardından futaya bürünmüş bacım. Elimde kazan, ben küllü sularında yılmışım. Marmaris, Marmaris, Marmaris'im. Sünger dönüşü kordonda dalgıç karıları, döşlerinde beşi bir yerdeler. Çiğinlerinde çocukları, çıkmadı mı motordan kocaları, dizlerinde yumrukları, çığlıkları, günlerce sürer ağıtları. Sen de vurgun yemişim belden yukarı. Bir gece düşten uyanıp kan ter içinde sana geldim. Sen ne eski sen, resmin ne eski resim. How are you, Marmaris? Takdim etmek istiyorum.
istiyorum. Ve ben bir şey rica edeceğim. Çok güzel Marmaris kadınlarımızı andık. Marmaris'teki erlerimizi andık. Hepsine rahmetler diliyorum. Çok güzel Marmaris halkı var. Bir ana olsun diye buraya çağırsam sizi çok zahmet edermiş olur muyum? Kusura bakmayın ama bir güzel bir fotoğrafımız olsun bizim. Neriman bak bakayım. Evet çekiyoruz. Çekiyoruz. Buraya bakabilir miyiz? Çekiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz.